Albay Kopuz. Astsubay Gümüş. Dinliyorum Astsubayım. Komutanım, Mösyen'in sokağındaki güvenlik kamerası görüntüleri elimize ulaştı. Teknik incelemeyi yönlendireyim hemen. Biz bir bakalım, sonra gönderirsin Astsubayım. Geliyorum hemen. Emredersiniz komutanım. Otur. Astsubayım, hazır mı görüntüler? Evet komutanım, ekrana aktardım. Şöyle komutanım, baskın yaptığımız eve gelen araçlara ve girenlere baktığımızda özellikle şu araç dikkat çekiyor komutanım. O aracın gelişine gidişine fazladan güvenlik önlemi alınmış. Araçtan çıkan kişi ise de... Şöyle komutanım, araçtan çıkan kişi ise de bu adam. Astsubayım, görüntüyü biraz yaklaştır bakayım. Komutanım, görüntü kalitesi düşüyor. Teknik birimle görüşü halletsinler. Emredersiniz komutanım. Bakalım sıfatın neye benziyor Mösyö? Demek karınla kızına kıydılar. Çok büyük bir acı. Çok ağır. Üstüne üstlük silah arkadaşlarım, Kopuz, babam, hepsi vatan haini olduğumu düşünüyor. Böyle bir şey mümkün değil Göktürk. Sen onurlu bir askersin. Belli ki büyük bir kumpas var bu işin içinde. Kopuz'a da kızma. O sadece görevini yerine getirmeye çalışıyor. Biliyorum. Ayrıca onun yerinde biz olsak aynı şeyi yapardık. Eminim ki o da bu durumdan pek memnun değildir. Ne yapacaksın şimdi? Bana bunları yaşatanları bulup hesabını soracağım. Vatan uğruna sen aileni kaybetmişsin. Ben de bacağımı. Şerefimizden ve onurumuzdan başka elimizde ne kaldı ki Göktürk? Bana yardım edecek misin? Neye ihtiyacın var? Sence? Doğru yere geldiğimi biliyordum. Hepsi senin. Hakkını helal et kardeş. Helal olsun kardeş. Allah'a emanet ol. Sen de. Kopuz'un burayı düşüneceğini tahmin etmem gerekiyordu. Komutanım. Buranın havası güzeldir dediler. Oksijen boldur dediler. Ben de bir geleyim dedim komutanım gezmeye. Boşuna uğraşma. Geri dönmeyeceğim. Komutanım. Geri dönmek falan yok zaten. O zaman niye buradasın? Sizinle geleceğim komutanım. Hayır, gelmiyorsun. Komutanım. İzin verin geleyim. Elbet bir faydam dokunur. Bu benim savaşım yüzbaşım. Hemen geri dön. Komutanım. Kopuz'un askerlerindensin değil mi? Evet komutanım. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Kopuz benden bahsetmiş anlaşılan. Evet komutanım bahsetti. Görük. Buradan dönüyorsun hemen. Seni de riske atamam. Komutanım. Ben her şeyi göze aldım zaten. Ama inatçısın. Ne bekliyorum ki? Komutanı Kopuz. İzin verin. O sınırı birlikte geçelim. O Yeva denen aldığımızda bütün sorular cevap bulacak zaten. Tamam. Ama şu saatten sonra karargâhla asla iletişim kurmayacaksın. Emredersiniz komutanım. Ve kesinlikle tırnağının ucu dahi kırılmayacak. Emredersiniz komutanım. Ve sakın vurulayım deme. Komutanım, o konuda söz veremem. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Bunu size teslim edeyim. Allah'a emanet ol. Sen de. Göktürk Albay'ı söylediğiniz yerde buldum. Birlikte harekete geçiyoruz. Bundan sonrasında iletişim kuramayacağız komutanım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Komutanım, görüntünün revizyonu yapıldı. Büyük ekranı ver kızım. Emredersiniz. Komutanım, Mösyen'e yaklaşık bir hafta önce Marshal Andre ismiyle Esenboğa havalarından geçiş yapıp Ankara'ya gelmiş komutanım. Sahte isimle pasaport düzenlediği düşünülüyor. Araştırmalar devam ediyor komutanım. Gönüz Bey. Generalim. Çok güzel taburcu olmuşsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum paşam. İyiyim. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Ne demek görevimiz? Geciktim hatta. Estağfurullah. Buyurun sizi evinize bırakayım. Paşam, gereği yok. Bir araba çağıracaktık zaten. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ ol evlat. Oğlumla, Oktay'la ilgili bir gelişme oldu mu? Maalesef henüz Göktürk'e ulaşamadık. Ama merak etmeyin. Çok kısa bir süre zarfında her şey netleşecektir. Gerçekler bir bir ortaya çıkar. Bana gece geldiğinde söylediği şeyler, gözlerindeki o ateş hiç aklımdan çıkmıyor. Bilmiyorum. Belki de onun masum çıkması için hep dua ediyorum paşam. Diğer ihtimal içimi yakıyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Çok zor günler geçiriyorsunuz. Hepimiz için zor bir süreç bu. Dinliyorum Kopuz. Mösyen adlı şahsın eşkaline ulaştık komutanım. Fotoğrafı sizin mailinize de gönderdim. Türkiye'ye Marshal Andre adıyla giriş yapmış. Tamam, bakıyorum Kopuz. Pierre. Kusura bakmayın paşam. Bir an gözüm takıldı. Özür dilerim. Yanlış duymadım değil mi? Pierre dediniz. Tanıyor musunuz? Evet, Pierre. Yakın zamanda evime kadar geldi. Nerede yaşadığımı öğrenmiş. Pierre. Demek şimdi Mösyen diye biliniyor. Yıllar sonra onu karşımda gördüğümde çok şaşırmıştım. Evime geldi, geçmişe dair bir şeyler zırvalayıp gitti. Ama doğrusu ben pek de üzerinde durmadım. Eskiden Pierre adıyla anıldığını söylediniz. Evet, o zaman o isimle bilinirdi. Kod adı gibi. Gerçek kimliğini kimse bilmezdi. Arşivlere girdiğiniz zaman Pierre adını arayıp bulduğunuzda onunla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz generalim. Peki Gündüz Bey neden size gelmiş olabilir? Bilmiyorum. Geçmişte bir dönem onun peşindeydim. İstihbarat örgütlerine para karşılığında bilgi satan bir casus olarak bilinirdi. Ama ben başka şeyler de yaptığını düşünüyordum. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Avrupa'da, Orta Asya'da bir takım hazırlıklar içinde olduğunu düşünüyordum. Uzun süredir peşindeydim ama sonra birdenbire ortadan kayboldu. Bir daha da izine ulaşamadım. Ama Pierre'in şimdiki adıyla Mösyen'in Oktay meselesiyle aynı anda ortaya çıkmış olması, Sayın Generalim, Sayın Albayım, sizce bir tesadüf olabilir mi? Gündüz Bey, tespitlerimize göre bu bir tesadüf değil. Yani Göktürk'le Mösyen arasında bir bağlantı, bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Araştırmalarımız sürüyor. Kısa sürede her şey ortaya çıkar. Bir şey yok. Sizde var mı? Bende de yok. Yeva ile ilgili hiçbir ize rastlamadık. Ama eminim benim burada olduğum bilgisi ona gidecektir. Hı hı. Komutanım, ben bir borcumu verebilir miyim? Ne? Ha. Alo? Alo. İzbanlı sen misin? Yok babalar, ben kilimcinin körü oğlu. Benim tabii. Allah'a şükürler ya. Ben de senin aramanı bekliyordum. Ya böyle çok zor oluyor ha. Öyle gerekiyordu Erenler. Ya bu iletişim sessizlik yani gerçekten çok zor oluyor. Lan delirtme beni Seyfi. İletişimsizlik. İletişimsizlik. Ha, ondan yani. Yani iletişim çağındayız sonuçta İzbanlı. Hani bu global dünyada yani çok zor oluyor. Onu şey yapmak isterdim yani. Babalar beni delirtme. Global. Global. Neyse. Dil bilgisi dersi bitti. Sadede gel. He, sadede gel abi. He. Bu Yeva hakkında çok önemli bir bilgi edindim. Gel. Komutanım, Pierre Kod adlı kişinin arşivde bulunan ilk bilgilerini getirdim. İnceleme devam ediyor. Tamam Astsubay, teşekkür ederim. Dinliyorum Seyfi. Teyit ettin mi peki? Tamam, çok dikkatli ol. Komutan, iyisin değil mi? Her yer süt liman. No panik, no heyecan. No sıkıntı. Tamam, tamam. İyiyim de ona da iyiyim, git. Komutanım, Kopuz albay bizi burada daha ne kadar bekletecek? Bilmiyorum Astsubayım. Ama bu belirsizlik çok canımı sıkıyor. Benim aklımda bir şeyler var ama komutanım. Neyse. Komutanım. Evet Astsubayım. Komutanım, operasyon emri. Kılıç Timi'nin acil hazırlanması gerekiyor. Kopuz albay operasyonla ilgili gerekli bilgiyi verecek size. Tamam Astsubayım, sağ ol. Kılıç, hadi. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Zamanı geldi. Kopuz albay bizi harekete geçiriyor. Savaş, bir sus, bir sus. Allah bir çene vermiş. Yemin ederim öyle bir şey olmaz ya. Allah'ım sen onları koru ya Rabbim. Beni emretmişsiniz komutanım. Kılıç Timi operasyona mı çıktı? Önce Haydar'a izin, sonra Kılıç Timi'ne operasyon. Öyle mi? Ben senin ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Onlara destek için mi yolluyorsun? Sınır bölgesinden şüpheli bir ihbar aldık komutanım. Onu kontrol etmek için çıktılar sadece. Sınır bölgesinden ihbar aldın. Pekala. Öyle olsun Kopuz. Müsaadenizle komutanım. Her şey yolunda mı? Evet Loris, her şey yolunda. Bir sıkıntı var mı? Henüz bir hareket yok Yeva. Güvenliğimizden eminiz değil mi? Her şey yolunda. Bizden habersiz tek bir kuş bile uçsun istemiyorum. Merak etme Yeva. Sürekli kontrol ediyorum. Tamam. Biz de geliyoruz. Siz de dikkatli olun. Gidelim. Şimdi diğer kameraların görüntülerine geç. Beyler, bir yaramazlık var mı? Hayır Loris, beklemedeyiz. Gözünüzü dört açın. Bir sorun olsun istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Loris, görüşme yapacağımız adamlar geliyor. Okey. Birazdan Yeva da burada olur zaten. Zamanında gelmişler. Beyler, rollere devam. Yeva. Bir değişiklik yok durmuyorum. Henüz bir gelişme olmadı. Albayla o yanındaki beni bugün ilçede araştırmışlar. Düzmece silah alışverişimizden de haberleri olmuştur. Gelecekler. Kapan kuruldu. Yem de geldiğine göre hadi başlayalım. İçeride bekleyelim. Bunlar bizim için bayağı hazırlık yapmışlar. Mağaradan silah alışverişi falan. Burunlarının dibindeyiz. Ama haberleri bile yok. Aynen komutanım. Gelmeleri gerekiyordu. Çevrenin güvenliğinden emin miyiz? Evet Yeva. Her yerde adamlar, kameralar var. Gelmiş olsalar bunu çoktan görürdük. Türk Özel Kuvveti askerinden bahsediyoruz Loris. Biraz daha bekleyelim. Eğer planım bir daha suya düşerse ben bunu Mösyö'ye açıklayamam Loris. Anlıyor musun? Size! Kapat çeneni! Gidiyoruz! Gidiyoruz! Bırak! Patronum bunlar yerden mi bitiyor anlamadım ya. Şakkalarak. Vallahi geldi komutanım. Bu kim? Seyfi komutanım. Namı Diyar. Sakarlı. Yetti biz lan not. Bizi alacak araç geldi. Hazır gibi yetişti vallahi komutanım. Hadi gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.